Özgür Hanım'ın ev sahibimiz. Merhabalar. Evet Doğukan. Açılan gençlerimiz Sayın Yana Başkanım. Merhabalar. Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş bulduk. Merhabalar. 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 Maşallah. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Televizyondan daha genç. Sağ olun. Kahve ısmarlayacağım. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz. Sınavlara nasıl hazırlandınız? Bayağı yoğun emek verdik. Evet. Neticesini de aldık çok şükür. Nereye? Boğaziçi Dil Bilimi. Güzel. Koç Hukuk. Güzel. Koç Hukuk. Bilkent'te elektrik yok. Güzel. Ankaralısı güzel. Evet. Nine sayısal birincisi. Doğukan. İkisinin de ismi Doğukan. Güzel. Bir Doğukan ileri, biri evet. Doğukan ne bileyim. Evet. Ve Mertcan. Evet. Güzel. Böyle sözel birincisi. Tercihler de çok iyi. Okullar da çok iyi tabii. Kabul etmek lazım. Okullar da çok iyi. Bundan sonra yeni bir perde açılıyor hayatınızda. Oturacaksınız, bazı kararları arkadaşlarınıza veya bazen kendiniz alacaksınız. Bazı kararlar zor, bazıları kolay olacak. Ama önemli olan tabii okulu bitirmek ve ondan sonra daha güzel bir yaşamı sürdürmek. Nasıl bir eğitim modeli üzerinde ilerleyeceksiniz? Veyahut da var mı hani radikal bir, hani şunu şöyle değiştirebileceğimiz dediğiniz? Eğitim sisteminin tepeden tırnağa yeniden yapılandırılması lazım. Daha anaokulundan başlayarak, yani ilkokuldan önce başlayarak çocuğun merak duygusunu büyütecek ve çocuğun daha nitelikli sorular sorabileceğini sağlayacak bir eğitim sistemine ihtiyacımız var. Yani sürekli sınavlar ve sınavlarla çocukluğunu dahi yaşayamayan bir yapıya son vermemiz lazım. Tabi bunun arkasından bizim özellikle teknolojiye ve meslek okullarına bir varlık vermemiz gerekiyor. Biz bütün organize sanayi bölgelerinde yatılı teknoloji liseleri kurmayı düşünüyoruz. Ki çocuk hem okuyacak, belli bir sınıftan sonra fabrikada stajını yapacak, staj yaptığı süre içinde sosyal güvenlik primini devlet ödeyecek, mezun olduğunda da iz düşümü olan fakülteye artı puanla girecek. Yani motor bölümünde çalışıyorsa örneğin makina fakültesine 2 puan artıyla gitmiş olacak. Böylece hem teknoloji liselerini daha kabul gören, tercih edilen liseler olmasını sağlayacağız. Hem öte yandan sanayinin ihtiyaç duyduğu teknik eleman ihtiyacını da büyük ölçüde karşılamış olacağız. Üniversitelere gelince bizim sizin gittiğiniz üniversiteler tabii Türkiye'nin göz bebeği üniversiteler, tercih ettiğiniz üniversiteler. Ama üniversitelerimizin büyük bir kısmı üniversite değil zaten. Adı üniversite ama gerçek anlamda üniversite değil. Çünkü akademik kadroları çok zayıf. Üniversitelerde bizim düşündüğümüz şey şu. Her türlü düşüncenin özgürce tartışıldığı mekanlar olmak zorunda üniversitelerde. Eğer üniversitelerde düşünceye sınır getirirseniz orası üniversite olmaktan çıkar. Her türlü düşünce özgürce tartışılmalı. Öğretmenle öğrenci arasındaki ilişkiler daha sağlıklı bir zemine oturtulmalı. Yani buyur ben emreden değil dinleyen, tartışan bir yapı olması gerekiyor. Üniversitelerde ayrıca otoriter yönetimler olmaması gerekiyor. Her üniversitenin kendi özel kültürünü oluşturması gerekiyor. Her üniversitenin bir kültürü olursa o kültür bundan sonraki kuşaklarda da devam eder ve büyüyerek üstelik ve gelişerek devam eder. Diyelim ki Boğaziçi Üniversitesi'nin veya sizin arzu ettiğiniz veya gittiğiniz diğer üniversitelere baktığınız zaman Koç gibi onlar yeni yeni kültürlerini oluşturmaya çalışıyorlar. Mesela Boğaziçi Üniversitesi'nin kültüründe şu anda rektör olarak atanan kişinin oraya rektör olmaması lazım. Çünkü rektör olabilmesi için Boğaziçi kültürüne göre belli bir birikime sahip olması lazım veya belli sınavları onların arzu ettiği koşullarda vermeleri gerekiyor. Ama onlar olmadı. Tepeden geldi. Üniversite kendi dekanını da, kendi rektörü de kendisi seçebilmeli. Öğrenci üniversitenin yönetiminde söz sahibi olabilmeli. Karşılıklı tartışmalar dediğim gibi sağlıklı bir zeminde gerçekleşebilmeli. Üniversiteler en önemlisi bilgi üretmeli. Eğer eğitim bilgi üretmiyorsa yani sonuç olarak geldiğimiz noktada bilgi üretmesi lazım. Eğer bir üniversite bilgi üretemezse Türkiye katma değeri yüksek ürün üretemez.
katma değerli yüksek ürün üretmenin yolu bilgi üretmektir. Bilgiyi üniversite üretecek ya da üniversite eğitimi gören kişiler üretecekler. İşte kullandığımız cep telefonları diyelim. Bunlar yüksek teknoloji ürünü. Ama biz mesela bunu yapamıyoruz. Buna benzer pek çok açığımız var. Üniversitelerde barış akademisyenleri vardı, barış istediler diye. Onlar da üniversitelerden atıldı. Aslında doğru değil, dediğim gibi. Hiç kimse düşüncesinden ötürü atılmamalı üniversiteden. Tam tersine onlar düşünmeliler. Geçen bir şey anlatayım. CHP'li gençlerle bir aradayız. Birisi dedi ki, efendim hepimiz aynı düşüncedeyiz. Deyince eyvah dedim, siz hayatı durdurdunuz. Çünkü aksi bir fikir olması lazım. Düşüncelerin tartışılması lazım. Çünkü yeni düşüncelere ufuk açılması lazım. O açıdan farklı düşünmek son derece değerli ve önemli. Bazen farklı düşünmek insanı cezalandırmaya da götürüyor. Yani başkaları tarafından. Ama onlar artık bana göre çağlarını tamamladılar. Yeni ufuklar açmamız lazım. Açacak olan sizsiniz. Biz sizin önümüzdeki şimdilik engelleri kaldırmaya çalışıyoruz. Sizler bizden daha iyi yetiştiniz. Bir sorunumuz var yalnız. Türkiye'nin şu anda yaşadığı temel sorun. Biz, yani bizim kuşak, yani ben veya bana yaşıt olan kuşak diyelim, 3 aşağı 5 yukarı. Biz babalarımızdan daha iyi gelir elde ettik. Babalarımız daha düşük gelir aldı. Biz babalarımızdan daha iyi gelir elde ettik. Şimdi bizim çocuklarımız bizden daha düşük bir gelire mahkum ediliyorlar. Üstelik bizden daha iyi eğitildikleri için. O nedenle buna tahammül edemiyorlar ve yurt dışına gidelim, oradan daha iyi bir gelir elde ederiz, yaşam standartımızı daha iyi şekillendiririz diye bir arayış içindeler. İnşallah onu da çözeceğiz. İktidarı değiştirerek. Evet, benim de bir sorum olacak ama tabii. Hazır hani önümüzdeki engellerden bahsetmişken, özellikle öğrencilerin kaynakları sıkıntı olunca herkes için geçerli bir sorun ama bizim için daha vurgulanmış bir sorun haline geliyor. Evet. Çok büyük bir barınma sorunu var. Çok. Özel yurtların, apartların fiyatları çok yüksek. Evet. İstanbul'da özellikle üniversitelere yakın mühitlerde evet. Fiyatları normalde olması gerekenin çok üstünde. Yani. Devlet yurtlarının mesela diğer illerde o kadar sıkıntı yok ama İstanbul'da çıkması için insanlar hani zorlanıyor, çıkmadığı kişiler oluyor. Yani öğrencilerin geçen sene parkta yattığı oldu birkaç gün önce. Yani. Bu konuyla ilgili bir politikanız var mıdır? Biz bir yıl içinde Türkiye'de yurt sorunu çözmeyi hedefliyoruz. Bir yıl içinde. Birer, üçer kişilik odalar, sıcak, soğuk su, geniş bant internet erişimi olan odalar olması lazım. Yani anne baba çocuğunu eğitime gönderirken, kendisinin dışında başka bir ile gönderirken güven içinde gönderebilmeli. Türkiye bunu bir yıl içinde yapabilir, rahatlıkla yapabilir çünkü inşaat teknolojisi çok iyi. Öğrenci yurdu yapmak çok kompleks bir şey değil. Sonuçta bir oda, banyo, tuvalet, işte bir çalışma yeri, bir de yemek yemeyecek bir yer veya olsa da bir küçük konferans salonu, kütüphane, bu kadar yani. Çok dediğim gibi kompleks bir yapı değil. Bütün üniversitelerde bunu bir yıl içinde yapıp tamamlayıp açmak mümkün. Böylece öğrenci daha iyi koşullarda kalabilecek, arkadaşlıklarını geliştirebilecek, sıcak suyu, soğuk suyu olacak, geniş bant internet erişimi olacak, daha keyifli bir ortamda okuluna devam edecek. Yani barınma sorunu var mı yok mu diye düşünmeyecek. Tabii sizin düşüncenizden daha fazla anneniz babanız düşünüyor. Yani tamam, nereye bizim çocuklarımız... Biz de rahat uyuyacağız öyle, değil mi? Öyle, evet, evet. İnşallah. Ya bizim çocuklar nerede kalacak diye düşünüyorlar da. Çünkü ben kendi hayatımda da yaşadım bunu. Ankara'ya geldik, şimdi Ankara'da nerede kalacak? Oteller pahalı. Sonuçta ben bir yer buldum, orada kaldım. Ama sonuçta yurda taşındık, bir başka yurda. Böylece idare ettik yani. Zor bir şey. 20 yıldır çözülmeyen sorun. Ondan önce de çözülmemişti bu sorun. Bu sorun çözülmesi lazım. Üniversitelerin içinde bu yapılabilir. Üniversitelere yakın yerlerde yapılabilir. Güzel olanaklar sağlanır. Boğaziçi'nin hala şu yılda 6 kişilik, 8 kişilik yurtları var. Var. Böyle çok iyi. Onun için diyoruz ya, 1 kişilik, 3 kişilik yerler olmalı. Sıcak, soğuk su olmalı. Daha rahat olmalı yani. Teşekkürler. Çocuklar buradayız. Teşekkürler. Arkadaşın telefonu. Tamam.
Yine başkanım. İnşallah. İnanılmaz bir gündü bizim için. Çok minnettarım. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Her zaman bir eviniz var burada. Yolunuz açık olsun.